Merhabalar, Hünerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kedi diliyle çok pratik bir şekilde pasta hazırlayacağım. Malzemelerimi hazırladım. 1 litre süt kullanacağım. Sütün üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Hemen bir krema hazırlayacağız hızlıca. 2 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı da un ilave ettim tabağıma. Bunu da sütün içerisine alıyorum. Bir tane yumurta sarısı kullanacağız. Bunu ilave ettim. Bir paket vanilya. Burada tereyağım var, 1 yemek kaşığı. Onu da kremam koyulaştıktan sonra ocaktan indirmeye yakın koyacağım. Öncesinde ocağı almadan önce burada güzelce çırpalım. Hiç topak kalmasın. Evet, iyice çırptım. Şimdi ocağın başına geçeceğim. Karıştırmayı hiç bırakmadan koyulaşıncaya kadar pişireceğim. Kremamız koyulaştı. Bakın böyle göz göz oldu. Göz göz olduktan sonra tereyağını ilave ediyorum. Tereyağı da bir erisin. 1-2 dakika sonra ocağımı kapatacağım ve kremamı soğumaya alacağım. Evet, artık pastamızı yapacağız. Böyle kremayı soğuttum. Aslında buz gibi değil. Vaktiniz varsa buz gibi olursa daha iyi olur. Şu anda benim zamanım kısıtlı olduğu için soğudu. Şimdi 100 milim sıvı krema ilave edeceğim. Hepsini koymuyorum. Sadece yarısını, 100 gram da, yani 2 yemek kaşığı da dolu dolu labne peyniri ilave edeceğim. Bunlar kremamıza çok lezzet verecek. Bu karışımı mikserle iyice çırpacağım. Şöyle bir 3-4 dakika çırpalım. Kremamız hazır. Çırptım. Bakın böyle çok güzel oldu. Köpük köpük. Lezzeti de çok güzel. Şimdi bu kenarda kalsın. Pastanın tabanında kedi dili kullanacağım demiştim. Şimdi bir paket kedi dilini açtım. Kedi dilimiz şöyle aslında. Bir paketten 2 tane çıkıyor böyle. Bir de benim şöyle evde yarım vardı. Onu da değerlendirmek istedim. Sizin böyle bir kalıbınız yoksa kare borcamda yapabilirsiniz bunu. Yetecektir. Benim kalıbım büyüyüp küçüldüğü için o kalan 5-6 tane parçayı da kullanmak istedim. Şimdi böyle yerleştirdim. Öncesinde kalıbımı ayarladım. Kedi dillerini alıp şöyle hemen süte batırıyorum. Buraya tabağa yanıma süt aldım. Çok kısa bir süre süte batırıp hemen tekrardan kalıba diziyorum. Sütün içerisine çok fazla tutmayın. Çok fazla yumuşamasın. Yoksa parçalanır. Şimdi hepsini böyle ıslatacağım. Bütün kedi dillerini ıslattım. Şimdi kremamı üzerine boşaltıyorum. Yarısını boşaltacağım. Bunu bir yerleştireceğim. İyice her tarafını sürelim. Kremayı böyle güzelce yerleştirdim. Şimdi tekrardan kedi dillerini diziyorum. 2 kat yapacağız. Kedi dilinin hepsini yerleştirdim. Sütle ıslattım yine. Şimdi kalan kremayı üzerine dökeceğim. Bir spatula ile düzleyelim. Evet, pastanın üzerini düzelttim. Şimdi pastamı buzdolabına kaldıracağım. En az 5-6 saat buzdolabında dinlendireceğim. Evet, pastamı yeterince beklettim. Artık üzerine kakao serpiştireceğim. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz aslında. Bu pastaya en güzel kakao yakışıyor. Şöyle tabağın kenarlarını silelim. İster istemez buralara sıçrıyor. Şimdi kelepçeli kalıptan çıkarmadan önce bir bıçakla kenarından gidelim. Çünkü yapışıyor kenarları. Şöyle. Şimdi şöyle genişletiyorum. Çok güzel oldu. Pastanın yandan görünüşü de böyle. Onu da göstermek istedim. Kalınlığı çok güzel aslında. Tam ideal. İstediğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Kreması pamuk gibi. Kedi dil de çok güzel yumuşamış.
pastamızın bitmiş hali böyle. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.